Mafra Haber. Gücü hizmetinizde. Eğitim sendikalarının basın açıklamasıdır. Yarın tüm okullarda Halil Serkan Öz öğretmenimizin ölümü nedeniyle ilk derslere girmiyoruz. Yaşanan bu üzücü olaya neden olan valiyi kitlesel basın açıklamalarımızla Türkiye'nin dört bir yanında protesto ediyor, bir hafta boyunca onurumuzu çiğnetmeyeceğiz diyerek kokart takıyoruz. Bildiğiniz üzere geçen hafta sendikasının aldığı kararı uygularken öğretmenimiz Halil Serkan Öz, Yalova valisinin hakaretlerine maruz kalmıştır. Vali protesto için düzenlenen öğretmene saygı yürüyüşünde yaşadığı strese bağlı olarak kalp krizi geçirmiştir. Ancak Yalova'daki hastanelerde anjiyo için gerekli ekipman bulunmaması nedeniyle Bursa'ya götürülmüş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Tüm eğitim ve bilim emekçileri olarak acımızın büyük olduğunu hatırlatmak isteriz. Ancak bu acı vakti gelmiş bir ölümün acısı değil, aramızdan koparılan idealist bir öğretmenin acısıdır. Arkadaşımızın, meslektaşımızın, can yoldaşımızın acısıdır. Halil Serkan öğretmen artık bizlerle birlikte okul koridorlarında dolaşamayacak. Öğrencilerin sesini duyamayacak. Sorunlarını ve mutluluklarını öğretmenler odasında arkadaşlarına anlatamayacak. Görev yaptığı lisede sınıfı boş kalacaktır. Bugün acımızı sizlerle paylaşmak istiyor ama Halil öğretmen için yas tutmadığımızı da ilan etmek istiyoruz. Çünkü kendisinin de dediği gibi onu elimizden alanlar dayanışmadan, emekten, sevgiden ve paylaşımdan korkanlardır. Öyle bir korku ki bu, Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle herkes tutuklanırken haklarını savunan bir öğretmenin payına öğrencilerinin ve meslektaşlarının önünde hakarete uğramak düşmüştür. Herkes bilmelidir ki iktidarın en çok korktuğu şey bu ülkenin geleceğini yetiştiren eğitim emekçilerinin özgür düşünmesidir. Bizlere yaptırmak istedikleri görev öğrencilerimize eleştiriler düşünmeyi öğretmek değil, itaat etmek ve itaat etmeyi öğretmektir. Bu nedenledir ki onlar özgürlükten korkmakta, öğrencilerimizin düşünen ve sorgulayan insanlar olarak yetişmesini istememekte, bu yüzden bizlerin onurlarını çiğnemeye cüret edecek kadar fütursuzlaşmaktadır. Bugün biz eğitim emekçilerine düşen sorumluları teşhir etmektir. Halil Serkan öğretmenimizin için alt yakmak zamanı değil, onurumuza sahip çıkma zamanıdır. Acımızın büyük olduğunu biliyoruz. Ama bu acıyı bize yaşatanlardan hesap sormak için bekleyecek vaktimiz yok. Tüm eğitim ve bilim emekçileri arkadaşımızı ölüme sürükleyen bu saldırıya karşı birlikte mücadele etmelidir. Yalova Valisi Selim Ceberoğlu tarafından 27 Mart günü Halil Serkan öğretmenimizin sınıfında yapılan hakaretler sadece ona yönelik değildir. Sendikaların yıllardır sürdürdüğü onur, emek ve demokrasi mücadelesine karşı sistemli saldırının sadece bir parçasıdır. Eğitim emekçilerini her fırsatta itibarsızlaştıran, hakkını arıyor diye sokak ortasında polise dövdüren, çocukların ve gençlerin ufkunu açıyor diyerek bizleri cezalandıran hükümet ise bu cinayetin diğer sorumlusudur. Çünkü Vali Cemiroğlu kendisine mutlak itaat edilmesini arzulayan ve muhalif her sesin susturulmasını destan yazmak olarak niteleyen bir hükümetin kendisine verdiği cebir görevini insanlık onurunu ayaklar altına alarak yerine getirmiştir. Bizler tüm bu baskılara karşı mesleğimizin gerektirdiği saygı, sevgi ve paylaşımı okullarımıza ayak bastığımız ilk günden beri sahiplenirken özgürlük ve eşitliğin eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğunun da bilincindeyiz. Ölüme sebep olunan arkadaşımız Halil Serkan Öz için daha önce söylediğimiz gibi kimseye yas tutmaya çağırmıyoruz. Onurumuz, haklarımız ve emeğimiz için mücadele etmeye davet ediyoruz. Bu saldırıları bitirecek olan tek şey birlikte mücadele gücümüz olacaktır. Tüm eğitim ve bilim emekçileri bilmelidir ki Halil Serkan Öz'ün ölümüne neden olanlardan hesap sormak onurumuza, mesleğimize, haklarımıza, emeğimize
ve öğrencilerimize sahip çıkmaktır. Yaşanan olumsuzluğa dikkat çekmek için yarın ülke genelinde Türk Eğitim Sen, Eğitim İş ve Eğitim Sen olarak ilk derslere girmiyoruz. Yine sendikalar hafta boyunca kendi oluşturdukları etkinliklerle öğretmenimize yapılan haksız uygulamaya karşı seslerini çıkartmaya devam edeceklerdir. Bugün bu basın açıklamasına katılan Türk Eğitim Sen, Eğitim İş ve Eğitim Sen Sendikası arkadaşlarına ve ayrıca Aktif Sen Sendikası üyelerine teşekkür ediyorum. Bafra Haber, gücü hizmetinizde.